araştırmalar ne değildir konuşacağız. Bu çerçevede gerekli tarihsel bir değerlendirme yapmak lazım. Birine bir zahmet olması yapabilir misiniz? Şey, cihazı kullanayım mı? Cihazı iyi olur. Yani bir öncelikli olarak bir şehir araştırmalarında geçmiş dönemi değerlendirerek belki bugüne doğru bir gelmek istiyorum. Fakat şimdi şehir araştırmalarında yenilmeler deyince bu başlığı bu şekilde koyduk ama bir tarafıyla da şöyle bir durumdan daha doğrusu başlarken birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. Şimdi kent araştırmaları dediğimizde aslında sadece sosyolojik bir alandan bahsediyoruz. Aslında kent araştırmaları farklı disiplinlerin uğraştığı bu konuda çalışmalar yaptığı bir alan. Dolayısıyla şehir planlamadan, mimariden, siyaset biliminden, iletişim gibi bazı sosyal bilimlerin diğer alanlarından dış kent konulu araştırmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tüm bu kent araştırmalarını tek bir dönemde konuşmak çok mümkün değil aslında. Dolayısıyla ben biraz daha bugün yapacağım konuşmada aslında biraz kent sosyolojisi bağlamında bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Yani daha sosyolojik çalışmalar üzerinden yeni aktarmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi farklı disiplinlerin yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Onların içindeki değişimleri takip edebilmek de çok mümkün değil. En azından benim açımdan hepsi belki hayırlar, konferans konusu olabilirler. Burada daha önce geçtiğimiz yıl zannediyorum bu aylarda yine bir konferans daha düzenlemiştim o zaman. Mimarlıkta yeni elimler diye. O konferansta da aslında yine benzer bir şekilde mimarlık eserinde tartışmalar ele almıştım. Dediğim gibi bu kent meselesi çok farklı disiplinlerin konusu olarak karşımıza çıkıyor. Bugün biz kentsel, daha önce kent sosyolojisini konuşmaya çalışacağız. Birinci olarak işaret etmek istediğim nokta bu. İkincisi ise kent araştırmaları dediğimizde aslında tabii tarafıyla da farklı kentler söz konusu oluyor. Sosyolojik çalışmalar daha genelleyici çalışmalar olmakla birlikte işin içerisine farklı kentleri de katmak gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bir tarafıyla şimdi kent çok katmanlı bir disipliner alanı ifade ediyor. Yani çok farklı disiplinler iyi gösteriyor. Bir de çok farklı türde aslında kentler var. Yani meseleyi karmaşık hale getiren. Dolayısıyla burada biraz daha genel bir eğilimden bahsetmek durumunda kalacağız. Yani çok spesifik değil. Üçüncü olarak işaret etmek istediğim nokta konuşacağımız meselelerin özellikle Türkiye söz konusu olduğunda biraz daha tabii ki İstanbul üzerinden gerçekleşecektir. Yani yapacağımız hemen bir özellikle kent sosyolojisi bağlamında yapacağım değerlendirmenin ardından sonrasında Türkiye'de kent araştırmalarının sosyolojik tabi araştırmaları ne tür bir tarihsel süreç izlediğini ve şu anda ne tür alanlara yoğunlaştığını ortaya koymaya çalışacağım. Yani bu üç hususu başlarken belirtmek istedim. Şimdi kendi sosyolojisine baktığımız zaman yani bir disiplin olarak sosyolojinin özellikle kente ilgisinin özellikle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktığını biliyoruz. Klasik sosyolojide yani 19. yüzyılda bizatihi kentin bir inceleme nesnesi olmadığını görüyoruz. Özellikle sosyolojinin kurucu babaları ekseninde baktığımızda yani Marx ve Durkheim'da bir de bizatihi bir inceleme nesnesi değildir kent. Aslında onlar daha çok toplumsal kuramlar geliştirmeye çalıştılar. Özellikle bundan iktisadi sistemi incelemeye, ele almaya, açıklamaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Belki burada bir istisna tutulabilir. O da 20. yüzyılın başında belki ilk kent sosyolojisi okulu olacak olan Chicago okulunu da etkileyen Zimmel'den biraz belki bahsedilebilir. Onun
yaptığı çalışmalar, özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyıl başında yaptığı çalışmalar, birlikte Chicago okulunun temel yaklaşımlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle Zimmer'in kentsel yaşam tarzlarına ilişkin açıklamaları, bunlarla doğrudan ilgilenmeye başlaması, 1920'lerde ortaya çıkacak olan Chicago'nun önemli bir saç beyanı oluşturdu. Chicago okulu aslında birazcık kent sosyolojisini biz başlatıyoruz. Yani o dönemde artık kent bizatihi incelenme konusu olmaya başlıyor. Burada tabii Chicago'nun birkaç tane temel yaklaşımı var. Özellikle kentsel ekoloji olarak da, yani ekolojik yaklaşımı benimsemiş olmaları en temel özellikleri. Yani kentteki değişimlerin ve kentsel süreçlerin doğrudan biyolojik ekolojideki gibi doğrudan ekolojik süreçler etrafında gerçekleştiğini söylüyorlar bize. Yani tıpkı hayvanlar ve bitkiler arasındaki rekabet gibi kentte yerleşen toplulukların kendi arasındaki rekabet üzerinden ve çatışma üzerinden bir süre sonra kendileri için gelişen düzeni kurduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla en temel özellikleri bu ekolojik açıklama için aslında sonrası için yani 1960'lı yıllara kadar etkisini gösterecek, etkisini sürdürecek bir ele alış biçimi olarak Chicago okulu ki şu günlerde aslında hala etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Çok temel belirleyici, yani kent sosyolojisi kuran dinamikler olarak karşımıza çıkıyor. Onların birinci yaklaşımlarının temel noktası şu, ekolojik yaklaşım. İkincisi ise kenti tek başına artık ele almaya başlamaları. Üçüncüsü ise kentle ilgili doğrudan saha araştırmaları yapmaları ve aslında bir metodolojik olarak da kentteki ilişkilerin, toplumsal gerçekliklerin aslında nicelleştirilebilir, kesinleştirilebilir düzeyde bir ele alış biçimi olmaya başladığını görüyoruz. Yani Chicago okulu aslında sosyolojik yaklaşım itibariyle de elde ettiği verileri kesin veriler olarak ortaya koymaya çalışan bir yaklaşım. Doğrudan mekansal özellikleri, o mekanda bulunan toplum özellikleri üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Fakat özellikle Chicago okulunun kendisinden sonra gelecek olan sosyolojik yaklaşımları da belirlediğini söylememiz lazım. Yani daha sonra değineceğimiz işte Marksist ya da Lemerian yaklaşımları veya günümüzdeki bazı ele alış biçimleri de çok doğrudan etkilemişlerdir. Özellikle yöntem düzeyinde kenti ele alış biçimleri nedeniyle. Bunu işte Lemerianlar ya da Marksistler çok kuvvetli etseler bile veya çok dillendirmeseler bile öyle söylemek lazım. Aslında bunu siz görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Chicago okulunun böyle bir kentteki araştırmalar ekseninde önemli bir belirleyiciliği söz konusu. 1960'lı yıllara kadar. Fakat burada eleştiriler yöneltiliyor. 1960'lı yıllarda özellikle bu yaklaşımın en temel eleştirilerden bir tanesi ise söz konusu yaklaşımın doğrudan kapitalizmle ya da modern iktisadi düzenle bir hesaplaşma içerisinde olmadığı, tamamen bir düzen arayışı içerisinde olduğuna ilişkin bir eleştiri söz konusu oluyor. Bunu dediğim gibi hem Marksistlerde hem de Weberianlerde görmek mümkün bizim açımızdan. Zira Chicago okulunun temelde yapmaya çalıştığı şeyin mevcut düzen içerisinde özellikle 1920'lerin ve 30'ların Amerikan kentlerini düşündüğümüzde kente gelen göçmenlerin kente adapte edilmesi, entegre edilmesi ve bütünleştirilmesi olduğunu söylerler ve bunun aslında kentte ortaya çıkmaya başlayan çatışmaları ortadan kaldırmaya yönelik olduğu. Çünkü biz şunu biliyoruz ki özellikle kente ilişkin Marksist yanlışlarda kentteki çelişkiler özellikle ve çatışmalar çok ön plana çıkartılıyor. Bunlar belki 19. yüzyılda işçi sınıfı burjuva arasındaki çatışmayken 1960'lı yıllarda da yani mesela biraz sonra bahsedeceğimiz
kas derse başka türlü çelişkilerden bahsedecek veya Harvey ile başka türlü çelişkilerden bahsedecek. Örneğin sermayenin kent mekanına gösterdiği ilgi sonrasında oluşan üst sınıf ve alt sınıf arasındaki çelişkilerden bahsedecekler. Yani Marksist literatür bu anlamda özellikle bize yani kentsel araştırmalarda bir anlamda şunu söylüyor, daha çok üretim ilişkileri çerçevesinde gerçekleşen çelişkilere odaklanır ve bu bağlamda Chicago okulunu çok ciddi anlamda eleştirirler. Biraz o tarafa doğru geçelim. Yani Chicago okulunun bu genel yapısının yapısıyla beraber 1960'lı yıllardan itibaren bu bahsettiğimiz eleştiriler doğrultusunda tabii aslında kentin 1960'lı yıllardaki kentsel hareketler diyebileceğiniz veya yani toplumsal hareketlerin de bir anlamda bu kente olan ilgiyi artırdığını söylemek mümkün. Ve 1960'lı yıllarda yeni bir aslında ele alış biçimi olarak dediğim gibi aslında Marx'ın belki doğrudan ilgilenmediği kent mekanına özellikle Henry Lefebvre'ün ilgisi o bir belki başlatıcı noktalardan bir tanesi. Yani bunlar üç tane Marksist adam var. Henry Lefebvre ve Castells ve son olarak Harvey. Bu üçü de politik ekonomi çerçevesinde kentteki süreçleri analiz etmeye çalışıyorlar. İşte Lefebvre özellikle mekanın metalaşması tezini ortaya atıyor. Ve onun aslında bu tezinin akabinde farklı Marksistlerin aslında Marx'ın ortaya koyduğu bir takım şeyler üzerinden gittiğini, yani örneğin işte Castells daha çok üretim ilişkileri üzerinden bir analiz eder ve işte devletin kente müdahalesiyle birlikte işçilerin yani kolektif tüketim konularında özellikle işçilere ya da kentteki topluma yönelik bir takım haklar verdiğini ve sermaye ile oluşabilecek çelişkilerin aslında ortadan kaldırıldığını söyler ve bu şekilde emek yeniden üretilmiş olur. Bilmiyorum çok açıklayıcı oldum ama yani devletin aslında sermaye ve işçi sınıfı arasında bir anlamda bir aracı rolü konumu kazandığını biliyoruz. Özellikle kolektif tüketimi düzenlediği için devlet dolayısıyla çelişki ortadan azaltılır ve emek yeniden üretilir. Yani mesela Castells daha çok üretilmiş gibi üzerine gider. Harvey ise özellikle sermayenin çevrimi meselesini gündeme getirecektir. Yani sermayenin sıkıştığı dönemlerde kent mekanının önlenmesi ve yeni birikimler devşirmesi olarak değerlendirecektir. Yani özellikle kente ilişkin analizlerinde. Dolayısıyla daha çok bir politik ekonomik bir okuma biçimini görüyoruz. 1960'lı yıllardaki bu aslında hem Batı'da hem de bizim açımızdan 1980'li yıllardan sonra, özellikle bizim için 1980'li yıllardan sonra çok bizim günlerimize gelecek bir değerlendirme biçimi olacaktır. Yani bizim şu anda 80'li ve 90'lı yıllarda yapılmış çalışmalarımız ve hala hazırda yürütülen sosyolojik çalışmalardaki baskın karakteri aslında politik ekonomi oluşturacaktır diyebiliriz. Bu dönemde yine belki Marksistlere karşı olarak özellikle daha liberalci analizler de ortaya çıkar. Yani özellikle belki Raymond Paul nüshasında söyleyebileceğimiz yani bu politik ekonomi okuyuşa karşı kentle ilgili daha statü gruplarına dayalı bir okuma biçimine gidişi ve progresi ve karar vericiler üzerinden bir değerlendirme yapmaya başlar. Bunun temel nedeni de şudur. Bu yaklaşımın sahiplerine göre kentsel kaynaklar dediğimiz kaynakların elinde tutanlar vardır ve o kaynakların dağıtılması sürecindeki kararlar kentteki toplumsal ilişkileri belirleyen süreçtir. İşte konutların oluşması gibi. Yani mesela işte John Rex İngiliz bir alan var. O da mesela konut sınıfları kuramı diye belki çevirebileceğimiz bir şeyden bahseder. Yani bu bahsettiğimiz devletin ya da karar vericilerin kaynakları dağıtma
kaynakları dağıtırken en fazla kullandıkları şeylerden bir tanesi konut dağıtımı olduğunu ve kentteki konutların bu dağıtım çerçevesinde gerçekleştiğini söyler ve oradan mesela Chicago okulunun yaklaşımını kullanarak kentleri bölgelere ayırır örneğin. Yani aslında bu bahsettiğimiz yaklaşımlar özellikle belki Weber'ci yaklaşımları bu alanda konumlandırabiliriz. Biraz daha şunu yapmaya çalışır. Chicago okulunun ekibinden yararlanarak bir anlamda bu kentsel kaynakların nasıl bir kent ortamı oluşturduğuna ilişkin değerlendirmeler görürüz. Onlar için sermaye ikinci pozisyondadır. Yani bu bahsettiğimiz Weber'ci yaklaşımlar açısından kent ölçeği için konuşacak olursak daha çok ikinci önemlidirler. Çünkü aslında sermayenin de nasıl yöneticilerine karar verenler bu bürokratik örgütler diyebileceğimiz bürokratik yapılardır aynı zamanda. Dolayısıyla onlar biraz daha bu kısmı ön plana çıkardılar ve Marksistlerin sermayeyi çok önemli, daha doğrusu birinci önem atfettiklerini eleştirmişlerdir. Bu her iki yaklaşımın da 1980'li yıllarda aslında veya 70'lerin sonu 80'lerin ortasında biraz daha bir araya geldiğini söyleyebiliriz. Yani Marksistler de Weber'ci yaklaşımlara yönelttikleri eleştirileri biraz daha yumuşatırlar. Weber'ciler aynı zamanda yumuşatır ve aslında kentteki değişimlerin, kentsel süreçlerin çok farklı yönleri olduklarını söylerler ama aslında temel tezlerinden çok fazla vazgeçmezler. Yani böyle bir bu da vardır derler örneğin. Bunların bizim açımızdan önemli özellikle 1980'li yıllarda dediğim gibi bu birleşmenin aslında bir bütünsellik yavaş yavaş ortaya çıkabiliyor ama dediğim gibi kendi ağırlıklarını koruyarak olduğunu söylemek mümkün. Bir üçüncü bir dönemden belki bahsedebiliriz aslında. Birinci dönem Chicago okulunun 1920'lerle başlayan, 1960'lı yıllara kadar devam eden bir dönem bu. Çok bariz bir şekilde Chicago okulu etkindir. İkinci dönemde ise aslında Weber'ci yaklaşımlar da ön planda olmakla beraber ağırlıklı olarak daha çok Marksist kuramcılar kent söz konusu olduğunda konuşulur. Yani Avrupa'da özellikle burada. Ve 1980'lerin sonundan itibaren, yani 1980'lerle birlikte artık yeni bir değerlendirme biçimi. Bu iki yaklaşımda biraz bu bahsedeceğim, özellikle küreselleşme, tırnak içerisinde neoliberalleşme dönemi olarak görülen 1980'li yıllar itibariyle kuramcıların kendi yazılımlarında etkilediğini göstermekle beraber mesela işte kas dersi düşünecek olursak yani bu süreç içerisinde biraz daha kendi tezinden uzaklaşarak kısmen uzaklaşarak yeni iletişim teknolojilerine yeni informasyon teknolojilerine üretim biçimlerine odaklandığını görüyoruz. Aslında bir sonraki adıma geçerek özellikle küreselleşme sürecinde küresel kentler düzeyinde bir analiz biçimi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani küreselleşmenin getirdiği bir süreç olarak değerlendirilebilir belki bu. Bu dönemde yani baskın olarak baktığımız zaman yine belki Marksist kuramcıların aslında ileri sürdüğü şeyler, yani o gelenekten gelen kişilerin öne sürdüğü yaklaşımın kent analiz etmede önemli olduğunu görüyorum. Mesela bizim ülkemizde de çok fazla hissedilen bir şeydir. Temel itibariyle. Peki burada yani küreselleşme süreci diyebileceğimiz işte bu süreç içerisindeki temel tezler ne oluyor? Yani biraz önce söylediğimiz işte sermaye okuması ya da mekan metalaşması gibi yaklaşımların üstüne işte teknolojik gelişmeler örneğin çok baskın bir şekilde ele alınır olduğu kent araştırmalarında. Üretim tarzındaki değişimler işte Fordist üretimden post-Fordist üretime geçiş, daha esnek istihdam, esnek üretim modellerinin belirlenmesi gibi değişimler ekseninde ele alınmaya başladı kentsel süreçler. Bir diğer değişiklik ise mesela refah devleti anlayışındaki zayıflama. Artık işte ulus devletlerden değil, daha çok işte küresel kentlerden bahsedilen bir dönem aslında. Kentler arasındaki ilişkiler
sürecinin başladığı bir temel yaklaşımlar olduğu dönemde ve küresel kentler sisteminden bahsedilmeye, işte ulus devletin aşındığına yönelik, bu biraz da aslında küreselleşme tartışmaları çerçevesinde yürüyor ama kentler üzerinden yürütülen bir tartışma, en azından kent sosyolojisi bağında baktığınız bu isimlerin bunun üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Yani doğrudan küreselleşme değil, bu bahsettiğimiz değişimler eksiğinde. Benim mesela görebildiğim kadarıyla en önemli noktalardan bir tanesi bu teknolojik gelişmeye bağlı olarak akışlar meselesinin çok konuşulması. Yani özellikle Saskia Sassen'in vurgulamaya çalıştığı bu değişimlerin oluşturduğu en önemli şey olarak kentler arasındaki akışların hızlanması ve daha kolaylaşması aynı zamanda. Yani insan akışının, finans akışının, kültürel akışın, aslında bu akışlar sonrasında oluşan bir, yani biz 1990'lardan itibaren bu bahsettiğimiz akışlar sonrasında oluşan kentsel durumun analiz edilmeye başladığını göreceğiz. Yani özellikle tabii bu bahsettiğimiz daha çok küresel kentler ağ içerisinde yer alan kentler için geçerli olacak bir ölçüde ama sonrasında artık her kentin aslında birer küresel sürece ortak olması söz konusu olacak. Yani bu değişim aslında 90'lı yıllardaki kent araştırmalarının da temel olarak konularını belirleyecek. Yani işte, işte farklılıkların arttığı kentlerde ayrışmalar ya da artık küresel sermayenin olduğu kentlerde yeni zenginler ve direkt yoksullaşan kesimler gibi bu bahsettiğimiz kent ortamının aslında biraz konuşulması. Burada değil mi? Temel özelliklerden bir tanesi akışların olması. Mesela burada kuramcılar şunu yapıyorlar. Saskia Sassen'e 3 oluyor, Abdurrahim'e 5 oluyor, Noxer'e 6 oluyor falan. Bu akışlar tartışılıyor temelde. Ve ne 5 oluyor? Efendim? Ne oluyor inşallah? Bu akışlardaki şeyler, evet bir açayım. Başlık. Mesela Sassen diyor ki, sermaye akar diyor. Yani finans akışı sağlanır, işte göç söz konusu olur. İnsan akışı, işte kültürlerin akışı vesaire gibi. Yani bu tarz değerlendirme olur ama hani şöyle okursak eğer, hani ekonominin küreselleşmesi olarak okursak çok belki küreselleşme tartışmaları içerisinde gider kent çalışmaları ama biraz daha akışların olduğu bir yapı olarak düşünecek olursak daha anlamlı bir değişiklikten bahsedebiliriz. Yani dolayısıyla bir üçüncü dönem olarak da bu 1980'li yılları söylememiz mümkün. Yani küreselleşme ve küresel kent düzeyinde mesela bunun bizdeki yansımalarına da birazdan değineceğim. İşte burada işte dünya kentleri sistemi meselesi yani plan çıkıyor. Artık yeni bu bahsettiğimiz küresel kent düzeyindeki araştırmalarda mesela kimlik çelişkileri, daha çok kentteki kimlik çelişkilerini ele almaya başladı. Mesela üretimden ziyade daha çok tüketim ilişkilerini ele alındı. Mesela bizim ülkemiz açısından bakıldığında söyleyebiliriz. Yani alışveriş merkezi üzerinde bakabilirsiniz. Yeni yaşam tarzları sunan konut araştırmalarından bakabilirsiniz. Bizde de mesela bunlar kent araştırmalarında, özellikle sosyolojik araştırmalarda çok fazla ilgi gösterilen konular olmaya başladılar. Belki bizde 2000'leri buldu bu iller ama dışarıda bunların çok daha 80'li yıllarda itibaren kurulmaya başladığını görüyoruz. Bir diğer çalışma alanı olarak ise burada kültürel çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Bir de bir başka başlık olaraksa kentin yarattığı kültürlerin birer çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani artık konuşulan, 1980'den itibaren konuşulan analiz edilen şey küresel kent üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz ama bu mikro alanlarda söz konusu olabiliyor. Bu son döneme geldiğimizde şunu görüyoruz aslında. Bu bahsettiğim ana trendler ve tartışmaların bir yerde biraz daha mezzedildiğini diyebiliriz. Yani birbirinin içerisine geçen yaklaşımlar oluyor. Yani 1960'lı yıllardaki kadar keskin ayrımlardan bahsedemiyoruz. En azından benim görebildiğim. Mesela daha Weberian bir açıklama benimseyen Peter Sandus diye bir adam var. O mesela işte tüketim sosyolojisi diye bir kavram ortaya söylüyor. Yani
kentsel süreçlerin ele alınmasında bunu kullanmalıyız gibi bir şey söylüyor ama hem bir anlamda Marksistlerin söylediği şeylerden hem de Weberciler'in söylediği şeylerden daha kompleks bir şey üretmeye çalışıyor. Yani bir tarafıyla üretim ilişkilerinin önemli olduğunu, ama bir tarafıyla işte tüketim ilişkilerine bakılması gerektiğini, karar vericilerin hala önemli kurulduğu gibi yani analiz ettiği içinler olarak daha kompleks bir analize doğru gidildiğini söyleyebiliriz. Yani bu birçok sosyolog için de geçerli olmaya başlıyor. Yani artık bu dönemden itibaren dediğim gibi herkes kendi tezini korumasına rağmen çalışmalarda biraz daha iç içe geçtiğini söylemek mümkün. Tabi burada bu dönemden itibaren biraz önce belki belirtmeyi unuttuğum bir şey yani 19. yüzyılda da gerek 19. gerisi 20. yüzyılın önemli kısmında kent ilerlemenin bir mekanı olarak görülürken aslında 1980'lerden itibaren belki kentsel süreçler de daha fazla eleştirilmeye tabi tutulduğunu görebiliriz ve daha çok teknik geliştirmeden ziyade kentlerde daha farklılıkları ön plana çıkartan bir kent anlayışı da konuşulmaya başlanır. Bunlar da değerlendirilir. Özellikle çok kültürlülük meselesi en önemli konulardan biri haline gelir bu süreç içerisinde. Çünkü bu bahsettiğimiz insan akışları etrafında ulusal sınırlar aşılmıştır artık ve kent içerisinde farklı toplumsal gruplar yer alırlar. Onlar arasındaki ilişkilerin nasıl gerçekleşeceği tartışma konularından bir tanesidir. Bir diğer başlıksa güvenliğin nasıl oluşturulacağı meselesidir ki burada da aslında bu dönemde çıkan konut tiplerini, konut yerleşimlerinin farklılaştığını da görebiliriz. Mesela işte güvenlik siteleri diyoruz biz bunlara da işte gate komiteler, kapalı siteler gibi oluşumların da aslında artık mevcut hale gelmesi söz konusu olmaya başlıyor. Yani bu üçlü dönemi ayırdığımızda dediğim gibi bu ilgiler temelde ortaya çıkar. Benim genel olarak bahsedeceğim konular var. Yani bu dönem içerisinde özellikle peki bunu Türkiye örneği üzerinden gittikten sonra yeni konuları biraz konuşmak istiyorum. Çünkü paralellikler de söz konusu olacak. Yani bu bahsettiğim çerçeve aslında genel olarak hani kent sosyolojisinin bir anlamda ilgileri süreç içerisindeki ilgileri ele alış biçimleri üzerindeki değişiklikler oluşturdu. İkinci kısımda ise biraz daha Türkiye'den bahsetmek. Yani Türkiye'de nasıl bir süreç yaşandı ve yaşanıyor. Onu söyleyip belki kesişen yeni konulara biraz değinmek istiyorum. Bizde yani sosyolojik olarak baktığımızda ilk çalışmaların aslında yani 1950'li yıllarla başlayacağını söyleyebiliriz ama 1920'li ve 50'li yıllarda olan süreçte daha çok şehircilik tartışması yürütülmesi veya bu şehircilik kavramı üzerinden bir takım yazılar ortaya çıkar. Örneğin İngiliz yerken, mesela bununla ilgili yazılar yazar İstanbul Belediye Mecmuası'nda ya da işte Osman Gürbeyer'in bir takım yazıları vardır. Yani şehircilik meselemiz aslında bu konuşulan işte şehirlerin düzenlenmesi, yeniden işte şehirlerin inkişafı gibi konular etrafında yürür. Mesela dünyadaki şehircilik ilkeleri, şehirciliğin ana gayesi ne olmalıdır gibi tartışmalar vardır bu yönde. Biraz çeviri, biraz belki batıdaki tartışmalar burada da bir şekilde gündemde kalır. Yani çünkü yaşanan bir süreç var. Kentlerle ilgili bir şeyler yapmak gerektiği için en temel meseleleri konuşulmaya başladığını görüyoruz ama bunlar çok belki de bizim için Türkiye'deki kent sosyolojisinin ilk örnekli olarak değerlendirmek çok mümkün değil. Sonrasında biz bunu çok daha açık görüyoruz. 1960'lı yıllarda başlayan gece konulu araştırmaları olacak ve bu aslında Türkiye'deki kent sosyolojisinin en önemli çalışma alanı olarak ortaya çıkacak. Özellikle 1900
90'lara kadar, hatta günümüze kadar gelecek. Yani 1990'lı yıllarda da farklı bir sürece dönecek gece konu meselesi. Bu dönemdeki ele alışın en temel mesele, en temel noktalarından bir tanesi gece konuları tanımlama. Gece konuların doğası nasıldır, bunlar nasıl ortaya çıktılar, sanayi olan ilişkileri gibi alan araştırmalarına dayalıdır. Ama temel araştırmalarından bir tanesi, bana kalırsa biraz da bu, hani belki katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama biraz da belki Amerikan sosyolojisi, Chicago okulu bağlamına biraz bakacak olursak, biraz da bu kenti meşretmiş kişilerin aslında kentle bütünleştirilmesi meselesi vardır. Yani bunların gece konulu bölgelerin özellikle kentten ayrısı durumları, gerek konut tipolojisi açısından, gerekse sosyal hayat açısından farklı olması, temelde bu bütünleşmenin nasıl sağlanacağı, bu kente yeni göçmüş insanların da bizde bir de nasıl modernleşecekleri sorusu vardır. Ve bu araştırmalar gece konuların bir anlamda neden kentte bütünleşemediğini de açıklar. Yani örneğin işte gece konu bir tampon mekanizma olarak kurgulanır. İşte Mürecel Kayın çalışmalarında gece konuya bağlı olarak hemşirelik ağları, hemşirelik ilişkileri, akrabalı ilişkileri birer tampon mekanizmalar olarak nitelendirilir. Ve dediğim gibi bu asıl mesele gece konuların, gece konudaki toplumsal sürecin yapılandırılması. Mesela yine bu dönemde gece konularla ilgili yoksulluk araştırmaları yapılır. İşte Erzurum'da Orhan Türkdağ'ın yaptığı yoksulluk araştırmaları gibi. Yani aslında saha o dönem için örneğin apartmanlaşmış yerler değildir. İşte bugün bizim sosyal ortalarda çalışmak istediğimiz kapalı siteler gibi, tabii ben bunlardan bahsedemiyorum ama buna benzer yani alanlar değildi. Daha ziyade toplumun dışında kalmış, kentin dışında kalmış bu alanlar fazlasıyla sosyolojik araştırmalarda konu edinir. 1980'li yıllara kadar. 80'lerde ve 90'larda biraz daha farklılaşarak gece konunun da tabii farklılaşması yaşanmıştır bu dönemde. Apartmanlaşan, işte kentsel ranttan diyebileceğimiz, yani kentsel iktisadi kazançtan rol alan, daha doğrusu pay alan gece konuların gece konu alanlarında farklılaştığını görüyoruz. Biz ilk dönem gece konu alanları bunlar. Onların farklılaşma döneminde artık apartmanlaşan bir dönemdir. Buralarda ise artık yeni işte sosyolojik araştırmalar ortaya çıkan, yeni çıkan, ortaya çıkan kentler gibi. Mesela Ünvaniye'de, 90'lı yılların ortasında, işte Senaryen'in 90'lı yıllarda yaptığı bir çalışma. Yine Sultanbeyli'yle ilgili bir çalışma, hemen akademi yoksulluk eserini göreceğiz, Mehmetleşe yoksulluk. Biraz daha hani çalışma alanı yine hala gece konudur ama belki biraz daha bağlamlar değişiyor burada. Yani bizdeki gece konudur meselesinin, yani kentsel araştırmalardaki gece konudur meselesinin biraz da 2000'li yıllarla beraber aslında son bulduğunu söylemek, tabii son bulma diyoruz ama yani daha azaldığını söylemek çok mümkün. Bu döneme kadar yani bir 30-40 yıllık dönem içerisinde ciddi bir gece konu literatürümüz olduğunu söylemek mümkün. Yani gece konu ve ona bağlı olarak oluşan toplumsal yapılar düzeyinde. Bir diğer tartışma ise 1980'li yıllarda çokça konuşulmaya başlanan ama daha görünür olduğu, yani daha artarak sürdüğü alan 1990'lar olacaktır. Dünya kenti tartışmaları, küresel kent tartışmaları. Ben konuşmamın başına şunu söyledim, özellikle Türkiye açısından söyleyeceğim şeyleri biraz da İstanbul örneği üzerinden hareket etmek durumundayız mecburen. Ama bu tartışmada özellikle İstanbul düşündüğümüzde küresel kent ve dünya kenti tartışmaları konuşulması söz konusu oluyor 90'ların hemen başında. Yine 80'li yıllarda çok az, özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'daki politik tercihleri doğrusunda da gelişen bir anlamda. Çok az dediğim o yüzden. İşte İslam kenti, İslam şehri tartışmalarında konuşulmaya başlandığı için Türkiye'de yapılan toplantılar söz konusu. Ama 90'lı yıllarda bunların yine özellikle yani yerel yönetimler düzeyinde Halk Partisi'nin kazandığı süreçten sonra da daha da fazla konuşulduğunu söyleyebilirim. İslam kenti tartışmalarının da buna
bu iki tartışma, yani özellikle küresel kent, dünya kent tartışması akademide de çok yapılıyor. Mesela İstanbul Dergisi düzeyinde ortaya koyuyorlar. Önemli tartışmalardan bir tanesi. İstanbul kent tartışmaları biraz daha profesyonel bir tartışma olarak olabilir ama entelektüel düzeyinde bunun yapıldığını görüyoruz. Yani Türkçe'ye Türkçe çevrilen kitaplar oluyor. Bu dönemde farklı isimler yeniden geliyor. Bunun da pek bir eğilim olarak bahsedilebilecekse belli bir dönem için canlı olduğunu söylemek mümkün. Bizde sonrasında, yani az önce biraz bahsettim, yani 90'lı yıllarla beraber gecekondudan biraz daha yoksulluk araştırmalarına doğru geçiş başlıyor ve belki de nöbetleşe yoksullukla başlayan, işte yoksulluk halleriyle devam eden veya binayi dönemcisi yeni yoksulluk çalışmaları, bu Ayşe Burak'ın Çağlar Kedi'nin yaptığı çalışmaları. Artık biraz daha kentteki yoksulluk meselesinin, kent düzeyinde yani kentsel yoksulluk meselesinin tartışılmaya, ele alınmaya başladığını görüyoruz. Bu gecekondu meselesi daha geri planda olan, mesela nöbetleşe yoksullukta daha kentsel bir okuma yapılır. Yani Türkiye'deki kentleşme içerisindeki değişim paralelinde bir okuma. Ama daha sonraki çalışmalar biraz daha odağını doğrudan yoksulluğa çevirecektir. Kentsel çalışmalar konusundaki diğer bir eğilimde mesela bugün de hala devam eder yoksulluk araştırmalarının etkisi. Tabi biraz daha son döneme geliyoruz artık. Bu küresel kent tartışmalarıyla da beraber düşünmek lazım. Yani yine küresel kent ve sermaye süreçlerinin işte konuşulmaya başladığını biliyoruz. Biraz önce bahsettiğim yani özellikle Batı'da da geçen kültürel karşılaşmalar, kültürel çalışmalar, kent ve kültür ilişkisi. Sonrasında işte biraz bu küreselleşme sürecinde gelişen bir kimlik meselesi, kentin kimliği konusundaki çalışmalar var. Yani İstanbul'da da sıkça görüyoruz. Kent ve kimlik konusunda da bir çalışma konusu. Ve son dönemlerde ise biraz daha tekrar oraya geleceğim, o yüzden kısa geçiyorum. Kentsel araştırma biraz daha çöküntü ve sorulaştırma meseleleriyle kentsel araştırmalardaki temel konular haline geliyor. Dediğim gibi bu aslında bizde yaşanan değişimin de, yani kentsel araştırmalarda yaşanan değişim biraz önce, yani bu Türkiye ile ilgili çok kısaca özetlemeye çalıştığım çerçevenin dışında belki bir anlamda işte Batı'da, Avrupa'da ve Amerika'da gelişen bu sosyolojik yaklaşımların da veya kentsel süreçlerin de çok etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bu bahsettiğimiz özellikle küresel kent tartışmaları çerçevesinde kentte yeni konuların ele alınmaya başladığını biliyoruz. Tabii küresel kent deyince yani bunu küreselleşmek seni düşünmeyin, bakışlar ekseni düşünmek gerekiyor. Burada o zaman şunları konuşmak gerekiyor. Yani sermayeyi konuşmak gerekiyor, siyaseti konuşmak gerekiyor. Yani kentsel araştırmalarda bizim ilgi göstermemiz gereken alanlar olarak söyleyebileceğim ya da hala hazırda ilgi gösterilmeye başlanılan çalışmalar, son dönemdeki eğilimler düzeyinde alacak olursak, yani sermaye bunlardan bir tanesi, kentsel süreçlerdeki o nedenle rolü, siyaset. Tabii siyaset bilimimizde sadece politik kararlar değil, aynı zamanda kentlerin nasıl yöneticiliği konusu da çok önemli bir çalışma konusu oluyor. Bunlardan, bu konulardan bir tanesi dediğim gibi siyaset ekseni. Yani, siyaset eksenindeki konuları söyledim. Kent mekanlarının dönüştürme biçimleri ve sonuçları ele alınan konular arasında. Genel yönetimdeki değişiklikler, yapısal özellikler, yönetişim, katılımcılık meselesi. Çok üzerinde duran çalışma anlamının bir tanesi. Bir diğer konu başlığı olarak peki yerel yönetim sermaye ilişkisi zikretmek gerekiyor. Kent sermaye ilişkisi. Yani son yıldır Türkiye üzerinde de bu şekilde, yani kentsel süreçlerin değişimini, sermayenin rolü konusundaki çalışmaları görmek mümkün. Bununla beraber tabii biraz önce de konuştuğumuz gibi bu sermayenin yoğun ilgisi aslında beraber gelen tarafı da var. Kentteki grupların arasında oluşan, yani sermayenin gösterdiği ilgiyle paralel bir şekilde
oluşan bir ayrışma söz konusu. Bunda işte kentsel yoksulluk, dışlanma, ayrışma gibi konular artık gündeme gelmeye başladı ve başlayacak. Bundan sonra belki en fazla konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak bu. Ve tam da bu noktada aslında yeni eğilimlerden bir tanesi de şu oluyor. Biraz Yunus da mesela yeni eğilime sahip arkadaşlarından birisi. Yani kentsel adalet, kentsel hak, işte kent hakkı gibi yeni kavramsallaştırmalar, adi kent, yeni kavramsallaştırmalar da ortaya çıkmaya başlıyorlar. Yani bu gelişen süreç içerisinde. Bir diğer değişiklik ise şu, özellikle bahsettiğimiz akışlar çerçevesinde gerçekleşen yine kültürel geçişkenlikler, işte kentlerin bir anlamda kültür endüstrilerinin mekanı haline gelmesi, işte festivaller, turizm gibi süreçleri düşünmek mümkün olabilir. Yani bunlar da, yani İstanbul bölümünde yapılan çalışmalarda gerek bulacak olursak veya diğer çalışmalarda da kentteki bu kültürel aktivitelerin diyebileceğimiz, kültürel endüstrisi bağlamında gerçekleşen bu aktivitelerin de ele alınmaya başladığını, yani kentsel süreçlerdeki rolü bağlamında sosyolojik araştırmalarda konu edildiğini görüyoruz. Sermaye bağlamında özellikle en fazla konuşulan konulardan bir tanesi kentsel rant meselesi. Yani kentsel rantın nasıl ele alınacağı meselesi. Bu da tabii üretim biçimlerine bağlı olarak biraz önce söylediğim gibi 80'li yıllardaki en temel kırılma noktalarından bir tanesi bulunan üretim alanlarındaki ve çalışma biçimlerindeki değişimler. Yani artık esnek üretimin olması, yani söz gelimi şöyle bir tartışma cereyan ediyor. Eskiden bu sınırları içerisindeki işçilerin bir anlamda birbirleri arasında bir rekabet söz konusu bir tarafıyla ama artık kentlerin uluslararası bir uluslararası bir konuma gelmesiyle birlikte aslında emeğin, emekle ilgili daha ciddi bir çatışmanın, rekabetin söz konusu haline geldiği gibi bir değerlendirme yapmak mümkün. Birkaç tane daha konu var, bunu da paylaşmak istiyorum son olarak. Bu bahsettiğimiz işte süreçlerden, yani kentsel adalet, adil kent düzeyinde belki bir de özellikle kentsel muhalefeti de konuşmak gerekecek. Yani bu benim aslında burada bahsetmeye çalıştığım konular biraz daha bundan sonraki süreçte gündemimizde olacak konular arasında veya şu anda gündemimizde olan konuları paylaşmaya çalışıyorum. Bu gerek Türkiye açısından böyle gerekse farklı ülkelerde benzer çalışmalar söz konusu. Örneğin mesela gentrifikasyon, soylulaştırma meselesi deki yeni çalışma alanlarından bir tanesi haline geldi. Konu tipolojileri bir anlamda kapalı siteler. Biz de mesela sosyoloji çalışmalarında bu konut meselesinin nasıl, ne tür yansımaları olduğunu ele almaya başlayan çalışmalar yapmaya başladık. Ve bizatihi mekansal analizlerle devreye giriyor çeşitli zamanlarda. Yani belirli alanların analiz edilmesi, işte parklar, kamusallık, kamusal alanlar özellikle sosyolojik araştırmalarda yani kentteki kamusallığın nasıl değiştiğine ilişkin araştırmalarında biraz daha mekanlar, mekan tipolojileri, işte parklar, işte kafeler gibi yani daha o mekana özgü çalışmalar şeklinde yürüdüğünü söylemek mümkün. Yani temelde aslında benim çıkardığım, yani yeni konular diyebileceğim bir 20 başlık aşağı yukarı bunlar bu eksende aslında yeni çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Dediğim gibi bu yani hem yöntemsel hem de kuramsal açıdan baktığımızda tekrar başarıları toparlayayım. Yöntemsel açıdan baktığımızda hala işte konuştuğumuz belki Chicago Okulu'nun yaklaşımı yeniden gündemde bu süreci analiz etme konusunda bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Yani küresel ağların ortaya çıkartılması çünkü orada biliyorsunuz o sosyologlar haritalama yöntemini kullandılar. Yani kentlerin haritalarını çıkartıyorlardı. Hala çıkartmaya devam ettiklerini söyleyebiliriz. Ve dünyadaki kentlerin şu anda bir anlamda haritalarının yapılmaya başladığını görüyoruz. Yani kentler arası ilişkiler neticede şu. Şimdiki ele alış biçim aslında biraz öyle yani
kentteki süreçleri okumak sadece o kentle ilgili olmuyor artık. Dolayısıyla çerçeve biraz genişledi ama analiz biçimlerinin aynı olduğunu söylemek mümkün. Yöntemsel açıdan bir diğer şey ise hani özellikle bizim ülkemizde yani saha araştırmalarını, alan araştırmalarını daha yoğun bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani sosyolojik olarak da çok şey yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Kuramsal olarak genel anlamda benim görebildiğim kadarıyla kent araştırmalarında, özellikle sosyolojik araştırmalarda Marksist literatürün hala etkinliğini koruduğunu, özellikle mesela devlet harbiyle kastres düzeyinde koruduğunu söylemek mümkün. Ülkemizde de bunun etkisi çokça yaşanıyor. Yani bundan sonra ama şunu da söylemek mümkün, en sonunda bunu söyleyeyim. Yani kente olan ilgi giderek artacak yani. Bunu söylemek mümkün bizim açımızdan. Dolayısıyla farklı türde çalışmalar ortaya çıkacaktır. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorular yani, olabilir. Varsayar. Benim sorularım mı? Yani 90'ların sonundan itibaren kentin bir aktör olarak ele alınması, kentlere rekabetinden bahsedilmesi ve bunun paralel konu olarak bir iletişim konusunun gündeme geldiği gibi özellikle siyaset bilimi çalışmalarında bunun çokça tartışıldığını gördük. Yani bu anlamda kent sosyolojisinin değişik alanları işte şehir planlama gibi, yani mimarlık gibi, sosyoloji gibi, siyaset bilimi gibi alanları bir araya getiren bir alan olmasına gözü çarpıyor. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki yıllarda müstakil akademik yapılanma içerisinde, müstakil bölümlerin, müstakil yapılanmaların ortaya çıkmayacağına dair bir öngörünüz var mı? Ya, sıkıntı. Buna dair çabalar var mı? Buna dair çabalar, yani kent araştırmaları düzeyinde, yani buna dair çabalar yani çeşitli endüstriler düzeyinde var. Yani Türkiye'de belki çok fazla yok ama yurt dışında özellikle var. Türkiye aslında baktığımızda bizim yani sosyologlar olarak konuştuğumuzda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani biz belki işte burada da yaptığımız şu çansal okumaları düzenine bakacak olursak yani aslında kent dediğimiz şey, ben başka bir şey söylemiştim yani sadece sosyolojik araştırmaların konusu değil. Bizim ihtiyacı hissettiğimiz şeyler var. Özellikle mimarlık düzeyinde, şehir planlama, mesela şehir planlamanın kesinlikle sosyolojik bakışa ihtiyacı var bir kere. Yani hani bir sosyolojik olarak söylemiyorum yani bir şey var, tartışma. Bir, kent araştırmalarının aslında bu disiplinlerin bir arada çalışabileceği ve kendisi dinler sınırlarının da aşıldığı yeni ortamlara ihtiyaç var açıkçası. Mesela biz bunu konuşuyoruz ama Türkiye örneğinde nasıl gerçekleşecek? Özellikle enstitüler düzeyinde gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle sosyolojik olarak. Bu yapıldığında mesela çok daha güzel çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Yani çok daha verimli analizler yapabiliyor. Özellikle sosyoloji ve mimarlık disiplininin birlikte çalışması ekseninde, bilmiyorum soruyu çok kısıtlı bir anlamda mı cevaplandırdım ama böyle bir ihtiyaç söz konusu. Bunun Türkiye'de yapılması için de artık belli üniversitelerin ya da belli kurumların yeni zeminler oluşturması gerektiğini söyleyebiliriz.